Evet sevgili seyirciler, Fatih Oruk aktardı gelişmeleri. Bir diğer sıcak gelişme de Trabzon'da yaşanıyor. Trabzon'da hidroelektrik santralin borusu patladı. Trabzon Valiliği Çamlıktepe mahallesinde 4 ev ve iş yerinin yıkıldığını bildirdi. Bir kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Açıklamasında bulundu Trabzon Valiliği. Tablo böyle, detaylar alacağız muhabir arkadaşımız Fatih Doğan telefon attığımızda. Fatih, Trabzon'da neler yaşanıyor? An itibariyle kriz masası oluşturuldu. Son gelen açıklamalar ne yönde? Cengizhan Cevahiroğlu, tabii Trabzon'da çok güzel gelişmeler yaşanıyor. Araklı'nın Yeşilköy ve Çamlıktepe mahallelerinde sel felaketi yaşandı. Yeşilyurt mahallesinde hidroelektrik santral borusunun patlaması sonucu sel meydana geldi ve olayda ilk belirlemelere göre bir kişi kayboldu, bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Kaybolan kişinin cesedi az önce Araklı Karadere'den, dere yatağından çıkarıldı iş makineleri yardımıyla. Araklı Kaymakamlığı'nda da kriz merkezi kuruldu konuya ilişkin. Araklı Kaymakamlığı'nda kriz merkezinin yaptığı açıklamaya göre de ilk bilgilere göre Çamlıktepe mahallesinde 4 ev ve iş yeri yıkıldı. Bir vatandaşın da cesedine ulaştı denildi. Yaklaşık bir olay yerine gelirken şu anda 10 kilometre civarında bir mesafede, aşağıda sahilden 10 kilometre mesafeden itibaren kimsenin yukarıya doğru çıkmasına izin verilmedi. Araç trafiğine bölge kapatıldı. Sadece iş makineleri ve arama kurtarma ekipleri, ilk yardım ekiplerinin geçişine izin verildi. Şu anda da riskin devam ettiği söylendi yetkililer tarafından. Bizler de Trabzon-Bayburt yolunda Karadere'nin kapatması sonucu, sel sularının taşkını kapatması sonucu ulaşabildiğimiz son noktadayız. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Diyerek sözü tekrar size bırakalım.